Osmanlı döneminde paşalar kontrole gezermiş Anadolu'yu. Evet. Gelirler Gayrı Han'la bilmem ne paşa, ismini hatırlayamıyorum, oraya konaklar. Karargahını kurar. Pınarbaşı'nda, Pınarbaşı ve yöresinde hayvanlar da insanlar da aç. Orayı gezerler. Kuruçay Boğazı diye bir yer var orada. Kuruçay Boğazı'na giderler, orada Karamıhlı köyüne Avşar beyleri bu paşayı ve erkanını davet eder. Davet eder, davette bir hanım kız hizmet görüyor ki ay parçası. Hiç kusursuz bir güzel. İkram-ı izzeti yapıldıktan sonra paşa karargahına geliyor. Geliyor ama yaverine diyor ki gel yaver. Git işte hangi adamın misafiriyse oraya selam söyle. Kızına benim dünür olduğumu söyle. Peki diyor. Nasıl kızısı? Peki diyor. Yaver geliyor, korkuyor adamlar. O zaman istibdat var. Efendicazım, hayrola, 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 bizi yalnız koyun diyor. O da anlatıyor paşanın teklifini. Feda olsun diyor o oda sahibi. Feda olsun yalnız. Kızı çağırak da onun olurunu alak diyor. Kızı çağırıyorlar. Gel kızım buraya, hatın diyor. Adı da hatınmış. Hatın kızım gel. Seni Paşa Hazretleri beğenmiş, Allah'ın emri, peygamberin kavli üzere sana dünür olmuş. Bak, Yaver Bey elçi diyor. Kapıya yaslanmış hatın kız. Baba, ovanın tazısı, ovanın tazısı dağın ceylanını avlayamaz demiş ve kapıyı çakmış gitmiş. Efendim, Yaver, Yaver gelir Gayrı Han'da paşaya bu durumu anlatır. Bütün köyler heyet olarak geliyorlar. Karamıhlı köyü gelemiyor. Biz paşa kızı istedi, vermedi. Nasıl gider filan deyince haber salıyor bugün paşa. Ya bana kızı verirsiniz, yoksa siz aç, hayvanlarınız da siz de aç olursunuz diyor. Ve en nihayet hatını veriyorlar. Hatını veriyorlar, hatını verdikten sonra düğün tutuluyor. Bir hafta onun düğün çalınıyor, Gayrı Han'ına gelin geliyor. Çadıra gelin gelip de damat zifaf gecesine girerken duanı açıyor. Nasıl hatın hanım diyor. Düzün tazısı dağın ceylanını avlar mıymış diye soruyor. Orada cevap, el cevap ne diyor biliyor musun? Bilemedim Paşa Hazretleri. Karın çok yağıp da avın tazıya kalacağını bilemedim diyor. Bu anımı da çok enteresan bulur ve anlatırım zaman zaman. Efendim, sene 1963 Nisan ayından evvel sarhoş ayaş biriydim. Otobüsçüyüm. Dünyanın Kayseri arası otobüsçülük yapıyorum. Sarhoşluğum ağababasını yaşıyor. Hal böyleyken bir gün otobüsü hayrı esere verdim. Ben sarhoşum. Hayrı eser getiriyor. O da karayollarında çalışıyor. İzinli Bünyan'a geliyor. Efendim, arabayı o getirirken
Yergene'den Hacı Bezirci hacca gitmek için Kayseri'den bu hac işiyle organizesi yapanlarla görüşmüş, onu anlatıyor. Arka oturakta yatıyordum, yanına geldi. Anamdan da akrabamız oluyor. Hacı dayı ben Hicaz'a gidersen benimle giden mi deyince hadi be sarhoş dedi. Hadi be sarhoş deyince geldik dünyana geldik. Otobüsten indim, doğru belediyeye çıktım, hoparlörün başına oturdum, hacca gidiyorum diye hac ilanı verdim. 1963 yılının 28-29 Şubatları olabilir. Efendim, hac formülünden A harfini bilmiyorum. Nasıl gelirler, muameleler ne? Prosedür nedir, ne çalışıyor bilmiyorum. Hülasa babam rahmetli bu ilanı duyunca belediyenin kapısında beni çevirdi. Lan dedi, terbiyesiz bu sefer dedi, bir haç işiyle mi beni rezil edeceğim dedi. Benim sarhoşluğum fazla yani. Tabii biz babanın o tazirini, o öfkesini hiçe saydık ve devam ettik. 1963'ün Nisan 14'ünde buradan milleti bindirdim, bir otobüs hacca götürmek üzere yola çıktı. Gittik, o sene gittik ve görevimizi yaptık geldik, çok zor şartlardan var. Çöl, yol yok. Ürdün'ün Mağan'dan sonra Hayber Kalesi'ne kadar, Suudi Arabistan'ın Hayber Kalesi'ne kadar çölde gidiyoruz. Hiç yol yok. Sultan Hamid merhumun yaptırdığı Hamidiye tren hattını kılavuz alıyor. Onun sağından solunu alıyor. Hülasa 1965 yılı arabayı çoğalttım. İki araba olduk. Gidiyor. Motorumuz yandı. Gelirken motorumuz yandı. Otobüsün motoru yandı. Bir kamyon tuttum. Kamyonla beni Teğme diye bir yerden Tebu'a kadar çekecekler. Baktım arabayı dağdacıyız. Tebu'a getirdi. Adama dur dedik. Büyük Mercedesler. Adam bizi burada bıraktı. Yalnız hacıları Amman'a götürdü. Amman'a götürdü. Her kaça konuştuksa parasını verdik. Orada kendi imkanlarımızla bir motoru tamir etme. Benim yetişme şeyim var, imkanım vardı burada çıraklıkta. Durumu yaptık, kolları sıvadık. Kardeşim Yılmaz, Mustafa, Behzat Efendi'nin oğlu Necati Turan gördüğümüz bir orada bu işi yaptı, yola çıktı. 4 gün sonra Amman'a geldik. Amman'a geldik. Sabah erken parça aramaya acentaları geziyor. Bu yeni çubuklu İhmaloğullarından bu Ermeni'nin dükkanına tesadüf etmişim. Dükkana girdim, Tarzanca, Arapça anlatmak istiyorum. Türkçe konuş kardeşim dedi. Bey çorbacı, Türkçe biliyorsun da niye beni yoruyorsun dedim. Şöyle terin suyun içindeyim. Benim çorbacı olduğumu ne bildin dedi. Babam dedim, babam Ermenilere çorbacı derdi de dedim, oradan biliyorum dedim. Ve tezgahın içinde de sabah kahvaltısı için bir şeyler hazırlamış. Tezgahı açtım, geçtim, başına oturdum. Yemeye başladık. Oğlunu çağırdı, Sükyas isminde bir Ermeni bu. 5 lisan biliyor. Oğlum, arsız bir Türk geldi, bunun işini bitirmemiz lazım dedi. Efendiciğim, netice olarak
O arabasına bindi, parça aramaya gitti. Arabanın yerini neye söyledik. Neticede baba bu arabadan Ürdün'e gelmemiş. Parçası yok. Peki ne edeceğiz? Ne yapacağız? Vallahi bilmem dedi. Sen nerelisin? Hacı dedi bana. Ben Kayserliyim. İçinden mi? Yok, Bünyan'dan. Bünyan'dan Arakil Efendi'yi tanın mı dedi. Ermenilerin efendim, hal böyleyken Arakil Efendi'yi nereden biliyorum dedim. Bu Ermeni sevkiyatında bunlar Yemeren Yeni Çubuk beldesinde otururlarmış. Orada Ehmaloğlu ailesinden birileriymiş. Ehmaloğullarından biri bu Sütyası ve karısı Nivart'ı yanına alır, atına bindirir, Sarıoğlan'a getirir. Sarıoğlan'da Topal Osman ismiyle, eski belediye başkanının babası Topal Osman ismiyle bir ağa var. O ağanın kapısını çalar. Osman Efendi, ben sana iki tane Tanrı emaneti getiriyorum. Bunlar Tanrı emaneti. Biz döner gelirsek çocuklarımızı alırız. Gelmezsek emanete ihanet edemem. Ben diyor, 5-6 yaşlarındayım diyor. Hanımım da o kadar diyor. Bunlar akrabaymış herhalde. Burada 3 sene kalıyorlar. Yenice'de, şimdiki Turgut Uzar'ın evinin olduğu yer, Arakil Efendi'nin geniş havlulu evi. Orada 3 sene oturmuşlar. Arakil Efendi bakmış bunlara. Kazırmağını, Şahsenem'i, Kayabaşı'nı nokta nokta bana soruyor, buralar duruyor mu diye. Ya sen ne biliyorsun dedik. Arakil Efendi 3 sene bizi besledi diyor. Arakil Efendi Kayseri'de kilisede ikinci papazmış. Yahut papaz yardımcısıymış. Bunları 3 sene sonra okuma çağı gelir. Okuma çağı gelince Kıbrıs'a gönderir. Kıbrıs'ta bir müddet kalırlar. Oradan Tel Aviv'e geçerler. İsrail'de kurulmamış. O senelerde kuruluyor İsrail. Bu Sütyas dediğim adam fotoğrafçılık stüdyosu açıyor. Hanımı da öğretmenlik yapıyor. Hanımı da öğretmenlik yapıyor. En nihayet İsrail istiklaline kavuşunca Yahudi'den gayrısı burada kalmayacak diyor. Bizi o Sütyas'ın şu duası var. Kral Hüseyin'e şöyle dua etti. Allah Kral Hüseyin'in ömrünü uzun etsin. Bizi almasaydı biz ne olurduk? Türkiye boğmuş bizi diyor. Burada da Yahudi boğdu. Ne yapardık, ne ederdik filan derken oradaki malını, mülkünü mümkün olduğu kadar paraya çeviriyorlar. Ürdün hududuna geliyorlar. Ürdün'de Ermeni çok. Ürdün'deki Ermeniler bunu kucaklarına alıyorlar. Sarıyorlar, sarmalıyorlar. Bakıyorlar ki kabiliyetli bir adam. Buna şey veriyorlar. Kendi dezgahlarından iş veriyorlar filan derken adam ajantacı oluyor. Tesadüfen biz de oraya geldik, bu işi gördük. Görüştük, oturuyorum ama ben rahatım. Beyrut'a telefon etti, Alakir Efendi'nin bacısı varmış orada. Oğullarına dedi ki,
Oğullarına dedi ki, dayın arkadaşının oğlu Hicaz'dan gelirken arabası arıza yaptı, yapmış. Buna şey etti, buna şurayı. Efendim, Erekil Efendi'nin yeğenlerine, ben tanımıyor adamlar, babamı da tanımıyor, durumu anlattılar. Bu istenilen parçanın numaralarını da verdiler, markasını filan verdiler. Bir de 10 dakika sonra telefon çaldı. Telefon çalınca Erekil Efendi'nin bacısıymış. O yanındaki hacıyla beni konuştu diyor Sükyasa. Oğlum kiminlesin diye soruyor benden Beyrutlu kadın. Ben Kasap İbrahim'in oğluyum. Ama o bizim İbrahim Efendi. Babam konuşurken bazen dıkanıklık olur da tınsırırdı. Tınsıran İbrahim Efendi'nin oğlu musun demek? Evet. İşte Bünyan'ı soruyor. Şahsenem'i soruyor, Yenice'yi soruyor, Kazırmağan'ı soruyor, elektrik fabrikasını soruyor. Yani Bünyan'da tanıdıklarını soruyor, bilmem ne, ağlıyor, sızlıyor filan derken şimdi telefonu ver dedi, Türkiye'se verdim dedi. Ama diyor ki, ben duyuyorum, Türkçe konuşuyorlar, her ne masraf olursa hiç 10 kuruş almayacağım. Biz ödeyecek onun masrafını diyor. Ben müdahale ediyorum, olur mu ya? Ben buraya zekat toplamaya gelmedim filan dedik. Hülasa telefon kapandı. Gitti, teşekkür ettik tabii kadına. En nihayet oradan parça o gün geldi. Uçağı vermiş, geldi. Makinemizi yaptılar. 4. gün, 5. gün mü orada yapıldı. Ben evlerinden misafirim. Kardeşim Mustafa diyor ki, ya sen deli misin? Keserler seni ya diyor. Efendim derken, biz bu kadar yani sözsüzlük olur mu ya? En nihayet devam ettik, geldik. Ve hac servisinin her defasında beni bu adamlar Ürdün kapısında karşıladılar girişte. Çıkışa kadar uğurladılar. Ve Ürdün'deki o izdihamdan ben hiç etkilenmedim. Ama hiç etkilenmedim. Adamları var, giriyorlar, çıkıyorlar, benim işimi yapıyorlar. Biz en arkadayız, en başa çıkıyoruz. Hac yolundaki muvaffakiyetimi de evvela Allah'a, sonra o adamlara borçluyum. Böyle bir macera yaşadık. Efendim, ben yukarı Cami-i Kebir mahallesinden Ahmet Daşan'ın kızına nişanlandım. Babam rahmetliye soruyorlar, Necati kiminle nişanladın deyince, babam diyor ki, Yahyalızadelerin kızıyla diyor. Bu benim dikkatimi çekti. Halbuysa burada Çavuzların Ahmet'in kızı diye biliniyor. Babam başka hava veriyor. Derken babamdan sordum. Oğlum bunların aslı Yahyalı'dan gelme dedi. Ve geçti o. 1963 mahalli seçimlerinde il genel meclis üyesi seçildim. Kayseri'ye gittik. Kayseri'den Yahyalı'dan Esat Keskin Kılıç seçilmiş geldi. Bir encümen geldi oradan. Esat hava atıyor. Diyor ki, ben koruma bekçisiyken ağların derviş ağayı yendim diyor. Kim idi, neydi, ne oldu filan derken bir Ankara'da toplantıdayız. Bulvar Palas'ta yemek verdiler. İsmet Paşa var, Feyzioğlu var, Mehmet Yücelerin Halk Partisi'ne geçişi. Oradaki o merasimde içki filan da var.
Derviş Ağa'yla yan yana oturduk. Ben içki içmiyorum. Karşımda yeşil ağacı var, ince sulu Mustafa. Şimdi hatırlayamadım. Onunla beraber biz kim ne içti ona bakıyor. Hülasa Derviş Ağa'yla aynı otelde, aynı odada kaldık. Derviş Ağa'nın da Gücük Yaylası'nda bir arazi davası var. Varmış. Gücük Yaylası'ndaki arazi davasını da o gün kazanmışlar. Danıştay'da mı, Yargıtay'da mı, neredeyse dava. Mehmet Göker bakıyormuş. Derviş Ağa uçuyor. Bin dönüm bir arazinin davası. Efendim. Hülasa Derviş Ağa uçuyor havada derken dedim ki ya Derviş Ağa dedim Esat Keskin Kılıç'ın karşısında niye kaybettin dedim. Neden ağa dedi. Neden sorma dedi. O beni öldürüyor dedi. Peki neydi, nasıl oldu filan derken dedi ki Necati Efendi dedi benim akrabalarım var Bünyan'da ya dedi. Nasıl adamlar, bunları bana tarif et dedi. Kim dedim. Çabutlar mı diyorlar, çabutçular mı diyorlar, ne diyorlar deyince dedim ki Gücük Yaylası'na ben mirasçıyım, devşen mi dedim. Hadi lan dedi. Ben orayı silah zoruyla aldım. Oraya kimse müdahale edemez. Adana, Niğde hedefim idi benim filan dedi. Sen bir koruma bekçisine yenilmiş adamsın ya, olur mu filan dedik. Şimdi Derviş Ağa açıldı. Bu Gücük Yaylası'nı anla diyor. Diyor ki yaylaya çıkarlarmış bizimkiler diyor. Yaylaya çıkarlarmış, bir kızları varmış hangisinin kızıysa. Çok güzelmiş. Kendi akrabalarından veya komşularından birisi talip olmuş, vermemişler. İkinci sene gene talip olmuş, vermemişler. Yaylaya da sene sene göçüyorlara. Çeşmeden su getiriyormuş çadırlara. Kızı o isteyen adam yolda çeviriyor, öpüyor. Kız da geliyor. Eskinin örf adetine sadakati burada belirtmek isterim. Beni filan kez öptü diyor. Namusunuzu temizlen diyor. Şimdi herifler hayatlarını yaşıyorlar. Flört yaptık diyorlar. Flörtüm var diyorlar filan. O gün yayla evinden su getirirken bir adam öpmüş. Onun için silahı çekiyorlar. Karşı taraftan bir adam vuruluyor. O taraf da güçlüymüş. Ora silahına, bura silahına derken bunlar oradan evlerine gitmeden iki kardeş Bünyan'a yahut da Tomarzı'ya doğru Torosların tepesinden koyunlarını sürerler, gelirler Tomarzı'ya konarlar. Büyük Canlı diye bir köyün, zaman tırmanın kenarında bir köyün yanına otururlar. Orada barınamazlar. Bünyan'da gezerler bu arada. Konaklılar yanına yandaş arıyor. Yerli konaklı mücadelesi var. Buraya gelirler, konaklıya kız verirler. Belki o kızı vermiş olabilirler. Efendim, hülasa kardeşlerinin biri Yeşilhisar'a yerleşiyor. İşmecelerin yanında arazi alıyor filan, oraya yerleşiyor. Onun çocuğu olmazmış. İkisi de Bünyan'a geliyor. Hülasa buraya yerleşiyorlar. Arada kopukluk oldu diyor. Biz de Yahyalı'da kalmışık diyor Derviş Ağa. Bunlar nasıl adam? Dedim ki ya benim kaynatam olur sorduğum adam dedi.
Lan Kur'an'ı aşkıya diyorlar filan diyor, orayı diyemiyordu biliyor musun? Evet ama kaderde bu varmış dedik. Ve bunları yaklaştırdım birbirine. Birbirine sahip çıkamıyorlar. Dervişe çabudular derken Fikret soyadını değiştirdi. Yahyalıoğlu koydu. Efendim. Şeyden Yahyalı'dan gelişleri böyle oldu. Saygı duyardı adam. Adamın Derviş Ağa'nın orada Ağalar lakabı var. Bu kahveye girdi miydi? Bu kahveye girdiği andan garson hesabı Derviş Ağa'dan alır. Bunu biz yaşadık. Orman ihalesine gittim Yahyalı'ya. Cemal de yanımda. Cemal'e çok benzer adam. Şöyle birbirine göz göze gelince Necati bu bizden herhalde dedi. Ne bildin dedim. Yahu elektrik alıyorum dedi ha. Hayret be. Neyse oturduk içtik filan. Gelen çayını kahvesini içiyor, bırakıyor, gidiyor. Derviş Ağa öğlen oldu, öğleden sonraya ihale. Garson çağırdı. Kaç çay oğlum? 10 çay, 50 çay neyse. Alıyorum. Arkadaşlar hesabınız ödendi diyor garson. Adam böyle bir ağa. Ama kayınım Hacı Ahmet'i bilin mi? Hacı Ahmet gibi çığırtkan. Hatta ondan fazla çığırtkan. Nizahçı, çığırtkan, abu. Bunun evinde üç türlü misafir ağırlanır. Particilik dolayısıyla gittik, birkaç defa evinde misafir olduk. Deveci misafirin yeri ayrı. Atlı eşekli misafirin yeri ayrı. Taksi otobüsüne gelen misafirin yeri ayrı. Böyle adamda gerçek bir ağalık var. Bunu yaşattık, bunların kayıp sülaleliğini de meydana çıkardık. Bünyan'da 8 mahalle vardı yakın zamana kadar. Bir mahallede düğün olurken ikinci, üçüncü, beşinci mahalleyi düğüne davet etmezlerse, düğün olan mahalle, o mahallenin delikanlıları gelip düğünde oynamaz, halay çekmez ve düğüne iştirak etmezler idi. Oranın bayraktarı olur, her mahallenin bayraktarı olur. O bayraktara davetiye gider, hediyeli. Düğünümüz var, buyurun denir. Onlar da merasimle gelirler, şen şakrak oynarlar, duman attırırlar. Velhasılı düğün olur biter. Ancak bir mahalleli diğer bir mahalleden bir kıza dünür olur. Dünür olduğunda şimdiki gibi kız oğlanı oğlan kızı görme olasılığı yok. Hiç mümkün değil. Hatta öyle bir iş ki o nişan yapılan oğlan o mahalleden geçemez. Ben bir anımı anlatayım. Şimdiki hanıma nişanlıyım. Traktörüm var, kamyonum var. Karataşlıktan taş çekerek mecburen bunların kapısının önünden geçerim. Olur ya herhangi bir mani olsa da orada dursam arabamı taşlarlar. En basiti bu. Kendi üzerimdeki gördüğüm. Sonra öyle sarhoş ayaş mahallede gidip gezemez. Hiç o mahalleli sankile bacısını, sankile kızını koruyor gibi olmadık belalar çıkarırlar idi. Şimdi bunlar kalktı tabii. Düğünde bu mahalleli gelir. Davet edilen mahalleli. Bayraktar baş sedire oturtulur. Delikanlılara talimat verir bayraktar.
Gidin halay vurun, halay çekin. Ağırlama, üç ayak diye iki çeşit halay çekilir. Filan mahallenin delikanlısı daha iyi halay çekti diye üç ayağı omuzlarında çocuk gezdirirler. Bilmem ne. O düğünün renklenmesi için, güzel olması için bunlar yapılırdı ve mahallelerde de rekabet olurdu. Rekabet olurdu ve herhangi bir şimdiki öyle bozgunculuk da olmazdı. Olmazdı, aile devamlılığı olurdu. Bu görücü usulüyle evlenilen, evlenmeler buydu. Şimdiki zayiatları yaşıyor, görüyor, biliyoruz. Bu anda böyle bitsin bakalım. Çocukluğumuzda birdir bir, saklambaç, dardar diye oyunlar oynardık. Bir anımı anlatayım. Remzi Avcı, Kör Remzi deriz ya, komşuyuz. Duvar duvara komşuyuz Derüşah mahallesinde. Birdir bir oynuyor. Tam Bayram Camisi'nin üstünde evimiz var. Sıra bunda. Bu şöyle eğildi de üstünden atlayacağım ben. Nasıl oraya gelince hadi önümden kaydı. Damdan aşağı düşecektim. En az 15 metre yerden aşağı giderdim. Şimdi dün yahut evvelki gün aynı lafı öldüreceğim seni yahu diyor. Hala onu hatırlatıyor efendim. Ondan sonra birdir bir oynamayı yasakladılar bana evden. Saklambaç, dardar oynarız. Mahalleler birbiriyle oynar. Taş dövüşü yapılır. Bilmem neler olur filan idi. Ama neticede dostlukla biterdi bunların hepsi. Bir evde şimdiki gibi öyle çarşıdan ekmek getir bilmem ne olayı yoktu. Her ev sabahleyin kalkar, hamurunu evin hanımı yoğurur, tandırı yanar. O tandırın üzerinde komşuları da müşterek çorbasını, yemeğini yapar ve ekmeğini pişirirler ve paylaşırlar idi. Gelmeyen komşu olursa ona gönderirler. Taze hamur pişirdik diye. Koca bir leğen hamur pişer. Bu katılımcılık çok önemli bir olaydı. Bu örf adetlerimizde olan bir olaylar bunlar. Bunları yaşadık ama şimdi kalmadı. İkindi oldu muydu? Aman evde ekmek var mı yok mu diye kıvranmaya başlıyoruz. Bu anımı da böyle anlatmış olayım. Köylerden oğlunu evlendirmek isteyen kişiler düğününü kurar, okuyuntusunu gezdirir, komşu köylerden de çağırır, at devrinde atla. Sonuçta yakın zamana kadar vasıta ile gidilip gelinmeye başladı. Her mahallenin bayrakları kafile yapar. Mahalleler de davet edilir. Mahallenin bayrakları kafile yapar. 5 kişi, 7 kişi misafir olacağı evdeki ağırlanacak pozisyonuna göre. Efendim hediyeler alınır. Kahve, çay, efendim şeker vesaire. Artık o bayrakların inisiyatifine bağlı. Bayraktar bunları organize eder. A köyüne vardık. Köylü bayrak elinde karşılar. Bizim bayraktarı sorguya çeker. Nereden gelip nereye gidiyorsun diye. Bazı bilmece gibi sorular sorulur. Mesela ay bugün saat kaçta doğdu gibi. Güneş sabah kaçta doğar gibi. Böyle enteresan bir sorular sorulur. Bildi, bilemedi vesaire cezalandırırlar bilemezse. Cezalandırma ne? Bir tepsi baklava,
bir tepsi börek vesaire olur. Bu da hazırlıklı yedilir yani. Oradaki cevabı verelim diye düğün sahibi buradan börek ve baklava durumuna göre tabii yapılır. Oradaki neticeye bilse de bilmese de verilir. Ve şimdi köylü yarışır. Köyün tümü ben misafir alacağım diye birbiriyle yarışır. Hiç unutmam Pazarören'e Necmettin Sarıkaya'nın hanımını almaya gittik. Orada Ahmet Duran diye Pazarören okulunun şoförü vardı. Ona misafir kalmadı. Ahmet Duran oturdu, çocuk gibi ağlıyor. Ağlarken filan her kafileden birer ikişer kişi alındı. Ahmet Duran'ın evine gönderildi ve misafir ettirildi. Bunları yaşadık. Bunlar o günün gelenekleriydi, örf adetleriydi Ali'ciğim. Çiftlik, şimdiki kasabamız olan Çiftlik köyümüzden Osman Ağa diye bir adam. Oranın ilk belediye reislerinden ama ağa adam, hane sahibi, sulhçu adam, Demokrat Parti'nin kurucularından. Sene 1963 hacca gideceğim. Başında 11-12 kişisi var Osman Ağa'nın. Ben gitmem oğlum diyor, Halk Partiliğine gitmem diyor, hacca gitmem diyor. Dayımı götürdüm Gergana'dan, Hacı Osman Kaplan'ı. Hacı Osman Ağa, benim belimi kırdın, niye geldin ya sen? Olur mu diyor filan. Halbuysa 27 Mayıs ihtilalinde ben bunu karakoldan aldım. Bu o yörede hakim adam. Rübbesiz hakim. Katili barıştırır. Sulhçu. Her türlü yardımsever filan adam. Osman Akçakoca. Akça mı ya? Soyadını iyice hatırlayamadım. Hülasa Osman Ağa'nın bu hali var. Osman Ağa benimle gittik. Hacca gittik. İsmet Paşa Başbakan. Sene 963. Efendim bir gün dedim ki Osman emmi dedim. Ne var oğlum dedi. Türkiye'de ihtilal olmuş. İsmet Paşa'yı atın kuyruğuna bağlamışlar. Çankaya'dan aşağı doğru sürütmüşler deyince kalktı bir oyun oynadı. Bir oyun oynadı Osman Ağa. Sıvgınlı Rızgo Dayı diye bir adam var. Şarklı bu adam. O da Halk Partili. O da duyuyor bunu. Hele bak eşek oğlu eşege. Hele bak eşek oğlu eşege. Lan sen İsmet Paşa'ya nasıl oyun oynan lan filan diye hücum ediyor. Boğazını sıkacak filan. Böyle bir anım vardı. Sene 963 mahalli seçimlerde il genel meclisine adayım. Rahmetli Kamil Cıngıl. Deli Kamil, namı diğer Deli Kamil. Partide toplantı halindeyiz ki 932 doğumluyum. 963'te adayım. Genç bir adamım. O güne göre ticaret lisesi mezunuyum. Yani şeyim bir saygınlığım da var yani. Efendim derken Kamil Ağa rahmetlik bunu çekemedi olsa gerek ki Baha Bey dedi ki Baha Bey dedi ön seçimde kazandım ben bu işi. İkinci sıradayım. Birinci sıraya elbaşılı Şuayb Elbaşı'yı getirdiler. Özellikle partinin ileri gelenleri. İkinci sıraya da beni getirdiler. Ama ileri gelenler diyor ki mutlaka Necati kazandırak diyorlar. Şimdi efendim hal böyleyken Kamil Ağa
Herhalde bir hasetlik tuttu olsa gerek ki, efendim dedi, bürüngüzle Gergeme'den rey getirsin, dünyanın tüm reyini buna veririz dedi. Gergeme'ye gittim. O günün akşamı. Vardım, kayanın üstünde bir kahveleri vardı. Orada epeyce bir kalabalık. Ben sizin yeğeninizim dedim. Benim anam Arif Ağa'nın kızı. İzzet Ağa'nın torunuyum ben. Bana Bünyan'da böyle dediler. Vay kangalcılar vay dedi ha, köylü yek bir ağızdan. Kangalcı derlerdi Bünyan'a. Hem Hamidiyeli hem kangalcı derlerdi. En nihayet o sene Gergeme'de 4-3 çoğunluk aldım. Döndük geldik. Mazbatayı aldım. Kamil'e kahvede oturuyor. Kamil emmi buyur şu mazbatam dedim. Hadi oğlum dedi. Bürüngüz'den gene istediğin reyi alamadın dedi. Halbuki Bürüngüz'de de en süper reyi aldım. Fakat kabullenmek istemiyor. Bilmem ne. Böyle bir anda böyle yaşadım ha. Şimdi iki türlü mü girecek bu işe? Anne tarafın, baba tarafın. Evet, evet, evet. Özellikle baba tarafından başlayın. Bürüngüz'den Emiroğulları'nın